Gazi İlim ve Kültür Vakfı olarak Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na kurumunu ziyaret ettiklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Hatta bu sayı hızlı yollaşı olsun diyoruz. Tabii bu ülkenin gerek siyasal alanda, gerek demokratik alanda, gerekse ekonomik alanda daraldığı bir süreçte ümit ediyoruz ki Türkiye'deki demokratik açılımın, Türkiye'deki çağdaşlığın, Türkiye'deki 85 milyon yurttaşın yüreklerinin ortaklaştığı bir yol haritası olur diye düşünüyoruz. Biz 85 milyon yurttaş olarak barışa, sevgiye, hoşgörüye, bütün Gazi'yle, Çengezi'yle, Abazası'yla, Kürdü'yle, Türk'üyle, Sürbisi'yle, Alevisi'yle 85 milyon yurttaş demez, yüreğimiz ortaz. Sevgili başkanım, bu üçüncü gelişiniz, ümit ediyorum bir dahaki gelişinizde hakikaten bu mahallenin travma sorunu, bu mahallenin metro sorunu, bu mahallenin ulaşım sorunu, bu mahallenin bütün bizim 4500'e yakın gece konuğumuzun sorunu biter, burada da açılış yapar diye düşünüyoruz. Sevgili başkanım, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, teşekkür ediyorum. Şimdi ben Sultan Gazi Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkan adayımız Sayın Ferhat Hep Özdemir'e veriyorum. Sevgili başkanım, hoş geldiniz. Gazi Mahallesi'nin yiğit insanları, sevgili Gazi Mahalleliler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu kalabalık gösteriyor ki 31 Mart'ta Sultan Gazi'ye Cumhuriyet Halk Partisi bayrağını dikecek. Burayı kazanacak! Burayı kazanacak! Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu Sultan Gazi'yi çok seviyor. Hiç ilgisini buradan esirgemiyor. Bugün de canlarla, cananlarımızla bir arada. Hoş geldiniz Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım. Kızım sen mutlu ol diye o kadar çok çalışacağım ki. Allah şahit. Bu şehrin her insanını mutlu edeceğiz. Kudur Başkanım o kadar güzel şeyler söyledi ki ben tabii 86 milyon diyorum çünkü nüfusu oraya yakın. 86 milyon insanımız yurtseverdir. 86 milyon insanımız candır, birliktedir, bir aradadır. Ve bir olmak için, birlikte olmak için, çok güçlü olmak için çok işimiz var. Başta güzel cumhuriyetimiz için, demokrasimiz için, birlik ve beraberliğimiz için yapacağımız çok şey var. 5 yıldır İstanbul'umuza hizmet ediyoruz. Zorluklar altında çok güzel işler başardığımızı ifade etmek isterim. Sosyal yardımları vermeyecek dediler, tam 6 katına çıkarttık, 6 katına. Bu şehri ve insanlarımızı yoksullaştırdılar. Mecburen emeklinin, annenin, çocuğun, gencin, herkesin yanında olmaya gayret ettik. Yeni evlenen çiftin, bebeğin, yeni doğan annenin yanında olduk. Olmaya devam edeceğiz. Onlar bir kişiye torpilli burs verdiler, 120 bin dolar. Biz 100 bin gencimize burs verdik, vermeye devam edeceğiz. Ve milletin parasını millet için harcamaya devam edeceğiz. Onlar bir avuç insanın mutluluğunu konuşur olsunlar. Biz milletin mutluluğunu konuşmaya devam edeceğiz. Bundan hiç vazgeçmeyeceğiz. Biz insanları ayırt etmediğimiz gibi inançları da ayırt etmedik, etmeyeceğiz. Bu şehirde, bu ülkede bütün inançlar bizim inancımız. Sevgili dostlarım, bakınız
insanların inançlarını bir kişi nasıl yapacağını tespit edemez. İnsanların inançları kadim inançlardır. Dolayısıyla biz herkesin inancının hizmetlerini vermekte sorumlu bir belediyeyiz. Onun için bizim artık belediyemizde imamlar görevli, dedeler görevli, Caferi imamları görevli, Şafii meleleri görevli. Yanı sıra papazlar görevli, hahamlar görevli. Çünkü her inanca hizmet etmekle yükümlüyüz. Bizler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin insanlarıyız. Alevilerin kadim ibadethaneleri olan cemevlerinin de yanındayız. Cemevlerinin ihtiyaçları, cemevlerine dönük süreçler, birçok konuda katkı sunduk, daha fazlasını yapmakla yükümlüyüz. Sevgili hemşehrilerim, size yapılan bu hizmetler artarak devam edecek ve bu hizmetler asla oy için, siyaset için yapılmadı, yapılmayacak. Cemevlerine yapılan hizmetler ve daha fazlası sizlerin hakkınızdır. Alevi vatandaşlarımızın hakkıdır. Gazi Cemevi'ni bu duygularla ziyaret ediyorum. Göreceksiniz, hak, hukuk ve adalet bu ülkede var olacak. Sonuna kadar buradan şu duyguyu söylüyorum. Cemevleri Alevi vatandaşlarımızın ibadet hanesinin nokta. Tartışılamaz. Bunun yanı sıra Sultan Gazi'ye, Gazi Mahallesi'ne hizmetlerimiz oldu yetmez. Daha çok hizmetler yapacağız. Ulaşımdan çevreye, kentsel dönüşümden eğitime, birçok konuda yanınızda olduk, olmaya devam edeceğiz. Şunu söylüyorum, benim can hemşehrilerim, can komşularım, değerli dostlarım, söz buluşumdan söylüyorum, inanın duam şudur, Allah'ım beni size mahcup etmesin. Allah'a emanet, evlatlarınızı öpüyorum, bizi cebine giremeyecek kadar yoğun karşıladığınız için onur duydum, gurur duydum. Sizlere daha çok hizmet etmek için 5 yıllık desteğinizi coşkuyla istiyorum, coşkuyla. İnşallah daha büyük hizmetleri sunacağız, hiç kuşkunuz olmasın. Sultan Gazi'de de kazanacağız, Ferah Başkan'la İstanbul'da da kazanacağız. Gazi hazır mı? Gazi hazır mı? Birbirinde kazanacağız. Tam yönleri. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık.